Cuma akşamındayız, birbirinden keyifli, sevdiğimiz eski yüzlerimiz, hayatımızda yerleri eski ama kimileri belki ilk kez tanışacak. Mesela Buket Eroğlu'yla. Tabii. Sen de ilk kez tanışabilir mi insanla ya? Yani tabii. Kendini bildiğim bileli. Yeni jenerasyon ya. Öyle yeni jenerasyon da. Dair bedavi şu... dediğini. Yeni jenerasyon da bir şekilde şu güzelliği görüyordur herhalde ya. Ay teşekkür ederim. Sadece gören biz değiliz. Hoş geldin Buket'ciğim. Hoş bulduk. Aynen. Doğukan'cığım hoş geldin. Doğukan Manço. Ah. Abi, hoş bulduk. Güzel bir rutin oldu. Özledim fark ettim. Vallahi teşekkür ederim. Aynı şekilde bir mukabele. Yani biraz daha bakınca böyle daha dikkatli bakınca giderek rahmetliye benziyorsun. Evet. Ve harika bir adamsın ama. Yani onun ismini yaşatan ya, evet. Sürekli yeni şeylerle hep kendine yenilikler bularak ismini yaşatıyorsun. Olağanüstü bir şey. Konuşacağız bunların hepsini. Ve Mert Palabaroğlu. Mert'i nereden tanıyor? Yani Survivor'dan tanıyanlar olabilir seni. Ama sesin özellikle şeyde tribünlerde voleybol maçı izlemek isteyenler için bir hayli tanıdık. Aynı zamanda seslendirme de yapıyorsun. Mert çok da espiritüel bir genç olduğunu biliyoruz. Hani böyle genci de yapıştırdık, idare et artık. Teşekkürler. Bir şekilde sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bu kez senle başlayalım. Tiyatro devam ediyor mu? Ediyor. Tabii. Harika. Neyle devam ediyoruz tiyatroya? Evlilik hipnozu diye bir özel tiyatroda zaten devam ediyorum yıllardır. Ama İstanbul içinde oynamıyoruz genel olarak. Niye yemiyor mu İstanbul? Hayır şu evliliğin bir hipnoz olduğunu hayır, yemiyor. Ama yani, hayır ama sahneler çok pahalı şekerim. Ha şimdi bak bunlar bazı gerçekler. Evet. Bunları da konuşmak lazım. Evet, çünkü evet. Türkiye'de hem tiyatro zorluk çekiyor hem de ekstra sahne zorluğu çekiliyor. Yer bulabilmek evet. Vesaire bilmem ne falan filan. Evet, özel tiyatroları düşünen kimse yok mu hala? Çok büyük bir handikap. Yani çok fazla bir şey demek istemiyorum ama düşünmeye başlasalar iyi olacak. İyi olacak yani. Çok iyi olacak hem de. Çünkü bizim seyircimiz çok fazla. Özel tiyatrolar olarak söylüyorum. Hı-hı. Diğerleri için zaten bir endişe yok, bir kaygı yok. Ama bizler için tabii ki o bileti alması ve gelmesi. Hele ki bu dönemde ekonomik Hı-hı. anlamda çok stresli olduğumuz bir dönem. İnsanlık için kötü bir dönemden evet. geçiyoruz. Dolayısıyla onu bir keyif aracı olarak gelip orada izlemek istemesi, iki kişi gelse zaten inanılmaz yani ciddi yemeği, orada bir mısırı, bir şeyi derken tabii ciddi bir yekün maliyet oluyor. Ama ona rağmen biz 400 kişilik salonu 400 kişi olarak dolduruyoruz. Çok şükür yani. Maşallah. Ve bütün Anadolu'da. Yani o güzel. Biz o 20'ye yakın turne yapıyoruz ayda. O zaman şunu diyebilir miyiz ki çok turne yapan özel tiyatro var. Anadolu insanı İstanbul insanından daha fazla tiyatroya düşkün. İstanbul insanı dizi izliyor. İnanılmaz. Dizi izliyor yani. Başka evet. bir şey izlemiyor. Harikalar. O kadar güzeller. Ama İstanbul'da da tabii Kadıköy'de falan da hani çok var. Orada sahnelere çok var, gelen, tabii. giden. Evet evet çok var. İşte birazcık da böyle salonların desteği olursa balından yenmez diyeyim. Ya inşallah ya. Ya hem kamu spotunu verdik hem de hani durumun beyanda bulunduk. Ama bir yandan dizi falan yokmuş sıralarda. Tiyatro olunca dizi istemiyorlar. Çünkü o zaman diyorlar ki yani 4 günün 5 günün burada geçmesi gerekiyor. Ben de gönlüm el vermiyor. Tiyatroyu çok sevdiğim aileden için. Aileden gelince tabii o tiyatro. Evet bırakamıyorum. Onu bırakamıyorum. Çünkü zaten dizide 2 bölüm sonra bitiyor. Ve dizi beni bırakıyor ama tiyatro bırakmıyor. Yani evet. Bir de böyle bir... böyle tuhaf, bir ölüp çıkıyorsun yani. Yani her türlü ben zaten ayda 20 oyun oynuyorum. 15 oyun oynuyorum en az. O zaman da hani dizide büyük paralar... Hani, söyleyebilirim herhalde. Tabii almadığımız için aha. yani zaten ben daha çok kazanıyorum tiyatroda. Aha, bir şehir efsanesinin sonuna geldik. Dizi oyunculuğunda para yok diyebilir miyiz? Bizler için yok. Bizler ötekiler kim? Ötekiler kim? Ötekiler hayır, ne kazanıyor? Popülarite biraz daha yüksek olursa tabii daha şartlarda daha farklı oluyor. Ya popülarite... Yani aslında sahne işinin hepsinin için bu geçerli. Bu ülkenin sanıyorum. En uzun soluklu dizilerinin hepsinde oynadın. O zaman yani hani sonuç itibariyle bizler sizler İnanır bir şey yapmadan. İnanır mısın? O zaman evet tabii biri 15 sene sürdü, biri 9 sene maşallah, sürdü. Maşallah hani biri... ya, okundu da yaşıyordu. Yani 2 bölümde ölmüyordu. Evet evet ondan sonra ama o zaman işte hafta içi de okuyordum, okula gidiyordum. Hmm. Hafta sonu setlerim olabiliyordu. O zaman küçüktüm. Hayatın gerçekleri büyüttü beni biraz. Yani, sorma. Sen büyüdün diziler kısaldı. evet ya. Şey evet evet. Neyse şeyi merak ederim onu da sormadan etmeyeyim. Tabii. Hani böyle diziden çıkartacaklar seni. Aynı hafta mı arıyorlar? Buket Hanım bu hafta ölüyorsunuz. Ben hiç ölmedim. Ölmedin mi? Genelde dizi öldü.
Bunu istersen her yerde söyleme. Ayağım çok uğurlu anlamına geliyor bu çünkü. Yok yok. Ama dokundu niye? Birkaç ay yaşıyor gibi oldu. Dizi, günlük dizi program yaptım mesela. Geçen sene. Pandemi dönemi üstelik 198 bölüm. Yani ayağımı sürdüğüm maşallah, an canım. O dükkan maşallah. Bir kalabalıklaşıyor. Yani. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ya maşallah maşallah. Yani Buket'in bu dediğini metafor olarak kabul edelim. Evet. Uzun ömürlü bir dizi için Buket'ten vazgeçmeyelim. Ama onu önce ikna edelim ki tiyatrodan daha fazla para alabileceğine. Evet, evet Doğukan. Otomobil sporlarında yaptığın şeyin ismi neydi? Drift abi. Tamam abi. Niçin drift atıyorsun abi? Niçin atıyorsun abi? Ben özellikle bir AVM'de yaptığın şeyi çok yakından izledim. Ha, evet. Müthiş bir şey. Ama korkuyor musun? Yani bir heyecanı var mı? Ya da tam olarak bu bir spor mu? Bu tabii ki lisanslı bir spor. Lisanslı bir spor. Tabii federe yarışçılarız biz. Bunun şampiyonası var. Aha. Ben şu an hayat odam farklı yere gittiği için 2-3 senedir yarışmıyorum. Anladım. Yani dünya gündemi çok farklı, şu anki işim çok yoğun vesaire. Ki otomobilin daha da içerisindeyim. Niye yapıyorum abi? Bu bir insan bir şey yapmıyorsa yaşamıyordur zaten. Hani insan mutlu olmalı hayatta. Doğru diyorsun. Ve ben adrenalin tutkunu olan kişilerdenim. Seviyorum. Ve bir becerim varsa da bunu sergilemek istiyorum. Bir müsabaka varsa katılmak istiyorum. Zaten bir şey yapmıyorsanız da hayatınızdaki sayılı anlar azdır. Az. Hayatınızda zaten hatırladığınız kadarından ibarettir. O yüzden bence yapmalı zaten insanlar. Çok ya hani driftten müthiş bir felsefe çıkarttı. Ve biz sana inanıyoruz. Tamam. Biz abi, yani müridin oldu. Drift yapın. Dur şeyi driftten katın. Yapın abi ama... Ama trafiği kapalı yerlerde. Trafiğe kapalı yerlerde. Yani çünkü ben drifti biraz sen inceyi de anladın zaten. İstanbul'da işte efendim ya da büyük kentlerin şeylerinde otobanlarında ve otoyollarında drifti bir spor arenası gibi kullanan arkadaşlar var. Onlara önereceğin herhangi bir şey var mı? Makasçılara, driftçilere, dedirenlere. Abi o çok derin bir konu. Şimdi ben de ilk arabayı sürmeye başladığımda sokaklarda o şekilde başladım. Kimse kimseyi kandırmasın. Ha, zamanla bilinç yerli. Bilinç hangi yerli. Sokaklarda? Şimdi söyle de millet en azından o dönemde kime hakaret ettiğini öğrensin. Abi ben daha beterini de yaptım. Ben şeylere de girdim. Böyle halı sahalara falan da girip oraları da, yani ben çok göründüğüm nokta çok serseri çocukluğum gibi bir karanlık yüzüm varmış. O tamam ben senin aydınlık yüzüne geri döneyim. Tamam abi. Ama bilinçlendim. O zamanki şartlar daha farklıydı. Abilerimizin bize ulaşması daha zordu. Trafik bu kadar kalabalık değildi. Bu kadar çok araç yoktu piyasada. Bu bahsettiğim tabii benim 30 sene öncesinden bahsediyoruz. Bir 30 oldu ya tabii 28 sene öncesinden akıyor bahsediyoruz. Baba. 27 28. Akıyor zaman. Tabii. Yani. Şimdi artık aynı şeyler değil. Bugün aradan 28 sene geçti. Ne gelişti dersen bir drift motorsporu geldi ama 28 senede hala pist sayımız aynı. Aha. Ve istediğimiz gibi de kullanamıyoruz. Anladım. Oraya giremeyen ne yapıyor? Enerji satmak için sokağa dökülüyor. Anladım. Vesaire. Yani trafik şartları, kuralları da sertleşti. Hı hı. İnsanlar bir şekilde adrenalin atmaya çalışıyor. Hı hı. Alternatifi ne? Abi gençlerin önünü açın ama pistleri açın. Yani pistler ya daha çok açılsın. Pistler açalım diyorsunuz. Çünkü büyük potansiyel var. Fark ediyorum yani. Yollarda ciddi potansiyel var. Yol bu işin yeri değil. Kesinlikle değil. Abi yani senin kadar bilinçli olmayan o kadar çok şoför var ki sen o insanın yanından geçerek, ses yaparak vesaire zaten ürkütüyorsun, onun ani bir refleksine sebep oluyorsun. Her şey olabilir. Trafik bunun yeri değil. Ama kendimi o gençlerin yerine koyduğum zaman, bundan 25 sene önceki Doğukan'ın yerine koyduğumda ben istiyorum ki altındaki arabayı deli gibi kullanabileceğim bir imkanım olsun. Yani pistim olsun veya işte halka açık olabilecek yani ne kadar yer varsa hepsini yıktılar, hepsini kırdılar. Ne yapıyorlar? Caddeler çıkıyor insanlar. Doğal olarak böyle şeyler oluyor. Neyse biz burada vermemiz gereken kamu spotunu, ikinci kamu spotunu da evet. Vermiş olduk. Her spor kendi arenasında güzel, kendi sahasında güzel. O zaman sporu ayakta tutabilmek için sahalar yapalım. Abi çocukların adrenalini doğru düzgün kesinlikle yerlere. Bu aynen şey gibi bir uzak doğu sporcusunun sokakta kavga etmesinden farkı yok. Anladım. Yani o centilmenlikle onu kendi... dojosunda ya da şeyde yapması gerekiyor. Kafesinde. Hocam o da var mı sende? Bir Shaolin rahiplerine dönmüşsün de bu son kıyafetini. Abi ben bu... Birazdan kata çizecek gibisin.
Bu sadece Japon otomobillerine değil, ben her şeyine kaptırdım kendimi. Animesinden tut, zaten her şeyine kaptırdım kendimi. Bilmiyorum, kıyafetim bile etkilendi yani. Japonya. Evet abi, benim garajımın adı Yukarı Tokyo Garaj zaten. Abi bir şey söyleyeyim ya, bu babadan oğula geçen bu... Geçiyor abi, bu, geçiyor. Bu DNA şifresinde bu da. Geçiyor. Ama Japonya'da Barış abiyi çok sevmişti. Sevdi. İnanılmaz sevdi. Abi otomobile bu kadar tutkun olmamın bir sebebi vardı aslında. Nedir? O da şuydu. Çocukluğumuzdan beri büyürken ne yaparsak yapalım, işte baban gibi saçını uzatacak mısın? İşte baban gibi şarkı söyleyecek misin? Küpe takacak baban mısın? Gibi, ha, onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, yüzük takacak mısın falan. Ama bir kişi de baban gibi gazlıyor musun demiyor. O yüzden bir otomobile karşı biraz daha yükseldim zaman içerisinde dedim. Bu benim dedim. Bu tamam. Heh. Bu Doğukan'ın işi. Babamın bulaşmadığı yer. Babamın İkimize kalkıp şey demiyor. Babası gibi gazlıyor demiyor. Hiç olmazsa yapıyorum. Ama severek yaptığım şey. Fakat otomobil merakı da tabii babadan geçiyor. Harika. Barış Manço Müzesi'nin önünde belgesel çektim geçtiğimiz haftalarda. Babanın arabasında galiba senin elinden çıktı değil mi? Sıfırdan topladık abi. Sıfırdan topladınız. Şimdi babamın çok değerli bir şey yurt dışında bir aracı var. Bu şu an çok gündemde. O aracı ben 15 senedir getirmeye çalışıyordum. Getiremiyordum ve o araba orada sel altında kaldı. Anlatsana biraz ne dedin? Anlatayım abi. Bir tane babamın son işte Türkiye Belçika arasında kullandığı o zamanki işte günlük otomobillerinden bir tanesi Belçika'da kaldı. Şimdi bir otomobilin Türkiye'ye gelebilmesi için ya 3 yaşından genç olması lazım, evet, ya da 35 yaşından yaşlı olması lazım. Hı-hı. Arası eski araba sınıfına giriyor. Eski araba Türkiye'ye giremez. Yasak. Anladım. Eskiden bu kanun 25 seneydi. Ben de 25 seneyi bekledim. Ki babamın arabası orada atıl kalmasın. Getirelim burada bir güzel de sergilelim. 25 yaş çıktı 35'e. Yani bir 10 sene daha. Haydi beklerken 2 sene önce Belçika'da bir sel felaketi oldu. 12 kişi öldü. 45-50 kişi öldü. 12 bin araç hurdaya ayrıldı. Devlet topladı yoldaki araçları vesaire. Fakat bizim araç da bir hangar içerisindeydi. Dolayısıyla araba bir yere gidemedi. Tabii telef oldu. Abi geçen sene bu gündeme düştü, haber oldu. Ondan sonra sağ olsun Ticaret ve Gümrük Bakanlığı bize ulaştı. Gümrük Müdürlüğü özellikle. Biz ne yapabiliriz bu araç için diye. Dedik böyle böyle. Bu aracı Türkiye'ye getirmemiz lazım. İstisnai bir durum olduğu için aracın Türkiye'ye gelmesine izin çıktı. Harika. Aldık aracı, hangardan çıkarttık. 2 sene sorular altında kalmış aracı temizledik vesaire. Kısmetse çok kısa bir süreç içerisinde, yaklaşık 2 ay içerisinde o araç temelli olarak Türkiye'ye gelecek. Harika. O aracı yeniden restorasyonunu yapacağız ve müzeye sergiye koyacağız. Çok güzel. Bu tabii bir ikinci emsal olacak. Bu tarz bir çalışma. Müzede sergilenmek üzere. Yani plakalı bir araç olarak gelmeyecek. Zaten amacımız da o değil. Sergilemek. Sergilemek. Bu da abi esasında bir mirasa sahip çıkmak. Yani Barış Manço'nun batıdaki aracını yeniden doğuya getirerek o doğu batı sentezini bir sembolik bir şekilde yeniden gündeme getireceğiz. Ve bir milli değere sahip çıkacağız. Yani bu araç benim arabam değil yani. Bu hepimizin aracı. Ben sadece ona işte son dokunuşları yapacağım, temizleyeceğim, iyileştirmesini yapacağım. Harikasın olacak yani Doğukan. Mülkiyet sevmediğini zaten biliyorum. Gerçekten sonuç itibariyle toplum için yapılan her şey. Siz de ilk sahne kıyafetinizi mesela sergileyecek misiniz? Hayır. Böyle bir müze falan falan. Ya bir koleksiyonun var mıdır? Toplar mısın? Var. Onların hepsini topluyorum ama başka bir gün modele dönüştürerek tekrar değerlendirebilirim diye. Geri dönüşüm. Evet, onlara çok takılıyorum. Fazla var. Ama böyle ayırmış klasikler de var tabii. Biraz böyle dönem olanlar da var. Onlara da zaten kıyamıyorum. O yüzden biraz kalabalık oluyor benim harika için. Onu buteye çevirebilirsin, ne bileyim yani. Güzel bir fikir. Tabii, buket butik. Bak şey de oldu ya. Değil mi? Şey de oydu. Tamam, bunu sen düşüne dur, ben artık Mert'e bir geçiyorum. Mert, aslında bu şey meselesinde tam ne diyoruz ona? Takım çıkmadan önce gazlayan adam mı? Bir. Çığırtkan mı? İki. Yani nedir tam olarak tanımı? Aslında eski dilde çığırtkan. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten ama çığırtkan. Artık günümüzde tabii ki spor anonsörü denilen spor bir mesele. Evet, spor anonsörü olarak bu gerçekleşiyor. Tabii ilk başta o seremonide takıma yaratmış olduğumuz motivasyon takım ve izleyenler için çok değerli oluyor. Abi zaten konuşurken yürüyen ses gibi adam. Adam yürüyen ses olarak doğmuş. Yani onu ses olarak görüyorum ben şu an, ses olarak dinliyorum. O yüzden gerçekten her geçen gün spor kulüplerinin de spor anonsörü tercihi çok daha önemli hale gelmeye başladı. Ben de işte az önce belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'nin uluslararası arenada en çok kupa kazanan
Türk takımının anonsörlüğünü yapıyorum şu anda. Söyleyebilirsin tabii. Vakıfbank voleybol takımının 3 sezondur anonsörlüğünü üstleniyorum. Gerçekten bu da çok büyük bir gurur verici bir şey. Çünkü bu kadar kupa... gazlamada falan böyle şey... Vay be abi. Çok kıymetli. Çok güzel. Bak gerçekten orada özellikle tabii seyircilerimiz de aile olarak geliyorlar. Çocuklar orada oluyor, hanımefendiler orada oluyor. O zaman çok daha güzel, çok daha kaliteli, çok daha seviyeli. Taraftarın da oyuna çok doğru zamanda müdahalelerinin olduğunu görmekte bir izleyici olarak, sporun içinde olan bir insan olarak da çok kıymetli oluyor ben gerçekten. Ben de sporcuları yakından takip ediyorum onları. İzliyor musunuz? Kızları, evet. Kızlar harika. Mert şuna katılıyormuşsun. Dün şunu yazmıştı. Türkiye bir voleybol ülkesidir. Katılıyor musun abicim? Artık yavaş yavaş oluyor. Yani futbolu geçmesi tamamen tabii objektif değil, subjektif bir yorum ama futbolu geçmesi çok olasılıklı gelmiyor bana. Değil ama İhtimal yani voleybolun da bir spor olduğunu kabul ettik yani. Kesinlikle öyle. Hatta ve hatta geçenlerde bir kurumsal markanın etkinliğini yaparken gelen katılımcılara sorduk. Dedik ki işte bir spor tercihi yapın. Hangi branşı istiyorsanız. Ona göre sizlere bir bilgi yarışması yapacağız dedik. En çok tercih edilen ikinci spor voleybol oldu. Basketbolu geçtiğini gördüm orada. 6000 kişiden bahsediyorum. 6000 kişinin tercihi voleybol oldu. Demek ki basketbolu da geçmeye başladı. Belki bir adım daha ileri geldi voleybol. Bu da bilhassa kadın voleybolcuların, hanımefendilerin büyük başarısından kaynaklı. Çok, çok, çok. Yani milli takımda zaten harikalar yaratıyorlar. Kulüpler bazında tüm kulüplerimiz inanılmaz işler başarıyorlar. Ve tüm dünyadan, tüm dünya vatandaşlarının ilgi duyduğu voleybolcularımız var. Bu da çok keyifli. Çok sen çok yakından tanıyorsun artık yani. İşin gereği de çok yakından tanıyorsun onları. Sen hangi, Vargasçı mısın, Zehracı mısın? Ben Vakıfbank'ta, yani 3 sezondur Vakıfbank'ta olduğum için bizde Gabi vardı. Brezilya milli takımının kaptanı aynı zamanda. Bu sene onun vedasını yaptık. Hatta saha içerisinde onun vedasını gerçekleştirdik. İşte ben de orada Portekizce bir şeyler söyledim vesaire. Portekizce vedayla gönderdim. Yok canım ya, bildiğimden değil. Yazdım öyle tabii. Yani. Eyvallah, tamam. Tabii ama çok kıymetli oldu. Çünkü dünyada bazen çok değerli sporcular oluyor ya her branşta. İşte Gabi de onlardan bir tanesiydi. Ama tabii Türk voleybolculardan şu anda dünyanın en popüler oyuncularından tabii Zehra Güneş birinci sırada diyebiliriz. Tamam, en çok popüler. İnce'yi gördük biz. İnce'yi gördük ama gerçekten iyiler ve haklarını veriyorlar. Survivor deneyimin olmuş. Evet, oldu. Dokaz senin de oldu mu ya? Oldu galiba. ama Dokaz şöyle yazdım. Herkesin yolu bir geçiyor. Allah'tan böyle hani kalıplı bir adam beni hiç çağırmam olmadı. Galiba en son yıl 2024'tü abi. Yıl 2024'tü mü? Birkaç ay önce mi acaba? Bir kısa bir süre kaldım orada. Ne oldu, bir hava almaya mı gittin? Abi biraz tam öyle oldu. gittim geyik ben elendim. Bu sene öyle oldu abi. Niye öyle oldu abi ya? Abi ben de şok oldum açıkçası, yalan yok. Böyle bir gittim, fazla mı naif kaçtık anlamadım. Böyle bir çok iyi niyetliydim galiba. Çok katılıyorum. Biraz fazla iyi niyetli gittim galiba. Çok iyi niyetli ya. Bir baktım ilk gün olmuyor. 12 kişi birden ismini yazmış. Dedim yani bu kadar istenmeyecek. Bu kadar da olabilirim ya. Bu kadar da değil yani. Bence iyi olmuş ya, gelip burada çok daha hayırlı şeyler yapıyorsun. Sen de denedin. Denedim. Seninkisi nasıl oldu? Yani nasıl oldu? Bunun seçmesi yok herhalde. Ercün çağırmıştır, olmuştur yani. Yani vardı. O zamanlar ben yetenek yarışması vardı. Orada bir tiyatro grubumla dahil olmuştum. Ondan dolayı bizi beğenmişlerdi. İşte yarı finaller gördük falan filan. Öyle olunca hani ben de beden eğitim mezunuyum aynı zamanda. Eşleşti. Dediler ki Survivor var. Tamam peki girdim. Ben de 2 ay kaldı. O zamanlar daha kısa sürüyordu. Tam Birleşme Partisi haftasına kadar dayanabildim tırnak içerisinde. Çünkü gerçekten çok zordu. Ama şu anda şunu düşünüyorum, bundan tam 10 sene önceydi, 2014'te katıldım ben. Oo. Şu anda katılsam muhakkak bambaşka bir profil çizecektim yani. O zamanki düşünce yapısıyla şimdiki düşünce yapısı çok farklı. Hakeza az önce Doğukan'ın söylediği de bence burada örtüşmüyor. O zamanki Doğukan'la şu zaman arasındaki fark var. Doğukan da değişti. İlk Survivor'a katıldığı günkü Doğukan'la şu anki Doğukan aynı mıydı mesela? Yok, şey muhakkak fark var. O Survivor beni çok değiştirdi ya. Ya bu doğumluğun havası falan da bozuk ya. Yani. Suyundan çok doğru. Çünkü yemeği yemedikleri için. İnanın suyundan öyle. Falan herhalde. İnanın öyle. İnsanı bir agresifleştiriyor, bir şey oluyor falan filan. Kesinlikle. Bir de bir şey söyleyeyim. Ben seviyorum ya. Abi profesör meslek haline geldi. Ne iş yapıyorsun? Survivor. Survivor oyuncusuyum. Gayet. Ya garip bir şekilde özlüyor insan oranın havasını ama ya. Ben
Üçüncü Survivor. Sahiden mi? Ha, vallahi senle ben farklıyız. Allah Allah, iyiymiş ben abi. Ben o şeyi sevdim yani, o ilkel şartları özlüyorum yani. Böcek falan, onların hepsi yani böcek, var. Ben şu anda da böceklerle yaşıyorum. Benim bahçem olduğu için sıkıntım yok. Baktığın manzarayı düşün Buket, yani düşünsene. Her sabah denize uyanıyorsun. Ya ne kadar düşünsene. Tamam, aç karnına uyanıyorsun. Ya, aç karnına güzel gözükmüyor abi. Öyle mi diyorsun? Aç karnına denizin. Deniz o kadar güzel. Hiçbir şey güzel gözükmüyor. Aç karnına gerçekten olmuyor. Olmuyor. İnanın olmuyor. Ne kadar güzel bir tabak da olsa, bir ödül de kazansanız. Aa ne kadar güzel, karşımda okyanus var. Oh bir ayaklarımı uzatayım ha. Yani ne yazık. Birleşmede mi gönderdiler seni? O zaman da konsey var mıydı? Vardı. Bu meşaleler ellerimizde. Meşalemi söndürdüm ve İstanbul'a geri döndüm. Ah canım benim ya. Bir daha çağırmadılar mı seni? Bir daha çağırmadılar. Ondan sonra zaten benim televizyon programım başladı yine. Onur'a gitmeden önce de yine televizyon programı yapıyordum. Sonrasında da hani bir daha çağrılmayı ben de çok yeltenmedim. Onlardan da böyle bir talep gelmedi. Gitseydim nasıl olurdu bilmiyorum. Çok arkadaşım tabii gitseydi. Ya Mert bir daha katılsana, neden katılmıyorsun? Ama hayat tamamen farklı yere artık yönlendirdi. Bir şey söyleyeceğim. Ve şimdi Reis'lerin falan...